Arılarla ilgili gösterim yapabilir miyiz hocam? Evet, yapalım. İnşallah. Hocam her bir arı kolonisinde bir kraliçe arı, birkaç yüz erkek arı, 10-80 bin arası da işçi arı olmak üzere 3 arı çeşidi bulunuyor malumunuz. Erkek arılar bir haftada, işçi arılar 1-6 ay arası, kraliçe arılar ise 5 ile 7 yıl arası yaşıyorlar. Yuvarlak içine alınarak işaretlenmiş pulcuk, işçi arının tükürdüğünde bulunan özel bir salgı ile çiğnenip yumuşak bir kıvama getirilir ve altıgen petekler inşa edilir. Kraliçe arı yumurtalar için hazırlanmış hücreye yumurtlarken, inşallah, arıların karınlarından çıkan pulcuklar yaklaşık 3 milimetre uzunlukta ve 0.1 milimetre kalınlıktadır. Bal mumu sıvı halde salgınlanır. Hava ile temas edince pulcuklar halinde sertleşir. İşçi arı arka bacağının ucundaki kanca ile bal mumu pulcuklarını ceplerden çekip çıkartır ve alt çeneyle taşır. Şimdi bak orada bir duralım, sen bir geri gel bak. Şimdi Cenab-ı Allah bak önce bu hayvanların bal yapacağını biliyor. Balı nasıl muhafaza etmeleri gerektiğini de biliyor. Ona göre yaratıyor. Balı muhafaza etmeleri için hayvan ona göre dizayn edilmiş. Bakın detaylara bakın. Karnının altından sunta gibi plakalar halinde pulcuklar çıkıyor. Yaklaşık 3 milimetre uzunlukta ve 0.1 milimetre kalınlıkta. Bal mumu sıvı halde salgılanıyor. Hava ile temas edince katılaşıyor, pulcuklar halinde sertleşiyor. İşçi arı arka bacağının, bakın şu arka bacağının ucundaki kanca ile, bak Allah bacağını da özel olarak dizayn etmiş. Evet. Onu tutacak şekilde kancası. Bu elektron mikroskopta büyütülmüş halde. Bal mumu pulcuklarını ceplerden çekip çıkartıyor. Tutuyor katılaştığında. Ve alt çenesine taşıyıp çiğnemeye başlıyor. Şimdi devam edelim. Evet hocam, inşallah. Petek hücrelere şekil verirken birçok işçi arı aynı anda çalışır ve kafalarını, ayaklarını, gövdelerini kullanarak bal mumunu düzleştirirler. Bakın onu orada ağzına çiğneyip şekillendiriyor ve yeniden incecik plak haline getiriyor. Çok ince plak haline getiriyor. Tam petekte kullanılacak şekilde aldırıyor. Kafasını, ayaklarını ve gövdesini kullanarak bal mumunu düzleştiriyor ve ona açı veriyor plakaya. Yani o belirgin açıyı tam tutturuyor. Sonra altıgen için üst kısmını yapıyor. Sonra yan kısmını yapıyor. Sonra altıgenin diğer yan kısmını, sonra alt kısmını, sonra diğer yan kısmını yapıyor. Hepsini birbirlerine monte ediyor. Ve dünyanın en mükemmel altıgenini yapıyor. Ve açılarında da asla kusur yapmıyor. Ve inceliğinde de asla kusur yapmıyor. Bunları yaparken de vücudunun her yerini kullanıyor. Yani bir sıva ustası nasıl bir malayla çalışırsa, o da patisini, kafasını, vücudunu her yerini kullanarak o düzlemleme ve düzeltme işlemini yapıyor ve sıvama işlemini yapıyor. O kusursuz olarak o altıgeni tam oluşturduğunda ikinci altıgene geçiyor. Onu yaptığında üçüncüye geçiyor. Ama hepsinde aynı biçim, aynı açı, aynı küçüklük, aynı kalitede yapıyor. Bunu sen imkan verirse, güç verirse yapabilir misin? Yapamam. Sen yapabilir misin? Yok, yapamam. Arının ustası yok, öğretmeni yok. Arının ustası da öğretmeni de Cenab-ı Allah'tır. Allah onu yaratıyor o şekilde. İnşallah. Evet. Kaçkar TV'de yayın gitmiş. Nereye gitti? Evet. Dedik işte iki tane kanal olsun dedik. İki kanal olunca bu şeyler olmaz. Diğer yerel kanallar, radyo ve internette yayın devam ediyormuş. İnşallah. Evet. Bal mumu yapma dönemi sona erdiğinde ise arıların karnındaki bu bal mumu bezlerin yapısı bozularak düz bir hücre katmanı halini alıyor inşallah. Ondan sonra yani ihtiyaç bittikten sonra vücudunda artık o salgılanma olmuyor. Evet. Ve kapanıyor. İnşallah. Bak o vakti de Cenab-ı Allah bildiği için ona göre onu dizayn etmiş. Yani sadece bal mumunu yapacağı vakit kadar ona bu imkan veriyor. Kalnının altından o salgılama işlemi oluyor. Bittikten sonra gerek kalmadığı için kanal kapanıyor, vücudu düz hale geliyor, normal hale geliyor. Hücre duvarları hep aynı kalınlıkta ve her zaman diğerine 120 derece açı ile inşa edilir.
Bakın açıda da hata yok. 120 dereceyi tam tutturuyor. Açı ölçerle insan ölçse bile onu çok zor yapabilir. Aynı kalınlıkta bir arının bir balmumun plakasını çıkarıp çiğneyi pete yapıştırması yaklaşık 4 dakika sürüyormuş. Bak 4 dakika uğraşıyor onu yaparken. Tek bir peteğin inşası için yaklaşık 80 bin pulcuk gerekir. Tek bir peteğin oluşması için. Evet. Bak düşünün ya, ne kadar emek veriyorlar. Ne kadar özenli bir çalışma yapıyorlar. Sağdaki ve soldaki resimlerde kraliçe arı larvası için özel olarak inşa edilmiş hücrecikler görülüyor. Yukarıda yeni doğan bir kraliçe arı hücresinin kapağını açıp çıkarken aşağıda. Evet. Onun içerisinde adresi tutuyorlar demek ki. Evet. İşçi arıların tamamı kraliçe arı gibi dişidir. Ancak bir tek kraliçe arı çiftleşme ve yumurtlama özelliğine sahiptir. Kraliçe arı da işçi arılarla aynı yumurtadan çıkar. Boya ile işaretlenmiş olan kraliçe boyut olarak diğerlerinden daha büyük. Tek fark, larva döneminden itibaren kraliçenin arı sütüyle beslenmesi, işçilerin ise polenle beslenmesidir. Kraliçe beslenme farklılığından dolayı 5 ile 7 yıl yaşar, işçiler ise birkaç ayda ölürler. Bak 5 veya 7 yıl yaşıyor bir tanesi. İşçiler ise birkaç ayda ölüyorlar çünkü onların bir fonksiyonu kalmadığı için. Fonksiyonu ihtiyacı olan uzun yaşatıyor Allah, mesela ona 7 yıl ömür veriyor. Ama öbürünün bir ihtiyacı olmadığı için onların Allah canını alıyor. Nedir arızanın nedeni biliyor musunuz? Şu an gelmiş. Hoş gelmiş, sefa gelmiş. Evet. Bakın şu peteklerdeki düzgünlüğü görüyor musunuz? Hangi usta bunu bu düzgünlükte yapabilir? Mesela hayvan bak onu bitiriyor, ona geçiyor. Onu bitiriyor, ona geçiyor. Çok muntazam sıvıyor. Açı mesela 120 dereceyi mutlaka tutturuyor. Simetrik ve düzgün olarak iki taraftan başlıyorlar örmeye. Bu ağızlar geliyor, yaklaşıyor. Tam ağız ağza çakışıyorlar. Mesela biri kovanın bu tarafından başlıyor bir ekip. Bir ekip kovanın öbür tarafından başlıyor. Bak ortadaki çatışma noktasını görüyor musunuz? Tam karşılaşıyor. İnsana böyle bir imkan verirse yapabilir mi insan? Mümkün değil. Değil mi? Yani arının şeklini aldığını düşünün bir insanın. Ve eğitim de almadığını düşünün. Bu şekilde bunu yapması çok büyük bir mucizedir. Arının kanat kasları hocam saniyede 400-500 kanat çırpmasını sağlayacak güçte maşallah. Bakın bir saniyede ya motor olsa yanar. Bak tik tak denince kadar 500 kere çırpıyor. Bir insan 500 kere kolunu indirip kaldırdığını düşünün bir saniyede. Ne olur o kol? Kopar gider herhalde. Koparken yanar yani inşallah. Yani oradaki hayret ediciliğinin kavranması için ona bayağı ciddi vakit ayrılması lazım. İnşallah. İyi konsantre olunması lazım. Sırf arının varlığı bile Allah'ın varlığını anlaması için bir insanın çok 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 fazla yetecek durumdadır. Yani Allah'ın gücünü, sanatını anlaması açısından. Hayvanın şuuru tamamen kapalıyken doğrudan vahiy ile hareket ediyor. Bakın arının bizim bildiğimiz anlamda hiçbir şekilde aklı yok. Yani şuuru tamamen kapalı varlık. Fakat gösterdiği disiplin, akıl gözler önünde. Yani o sırf o pete oluşturması bile, mesela ona bir de açı veriyor balın aşağı dökülmemesi için. Yani böyle dümdüz yapmıyorlar. Yaparken hafif açıyla yapıyorlar ki balı doldurduğunda bal arkaya doğru dolsun, öne doğru akmasın. Ve doldurdukça da gittikçe seviyeyi yükseltiyorlar o bend kısmını, uçtaki bend kısmını. Çaka çaka doldurduktan sonra tamamen ağzını kapıyorlar. Kapattıktan sonra hiçbir şekilde dökülmüyor. Binlerce gözcük oluyor biliyorsun, petek oluyor küçük. Hepsini çok kaliteli balla dolduruyorlar. İnşallah. Balın oluşması ayrı bir olaydır. Yavruların bakımı ayrıdır, kapıdaki bekçiler ayrıdır. Yani arının hayatında yüzlerce detay, hepsi birbirinden harikadır. Onları zaman zaman bölüm bölüm inceleyelim. İnşallah. Yani birçok bölümü ayıralım, her gün bir bölümü inceleriz. İnşallah hocam. İnşallah. Bu konuda kitabınız var, internet siteniz var, harunyahya.org'dan bulabilirler kardeşlerimiz inşallah. Evet.